Yumurtalar ve kırıyoruz. İki tane yumurtayı kırıyoruz. Beş kaşık şeker. İki. Beş. Pastanın kandistanesi için. Yapıyoruz. Şöyle kabuğunu ağır çekiyoruz. Bundan bütün istediğim pastayı çekiyor muydun? Tamam. Bu pandispanya tarifidir. Pandispanya tarifi. Biz şu anda şeftalili pasta yapacağız. Kadar da sıvı yağ. Eklerim. Şöyle. Yarım çay bardağı da. Son ekleyeceğim vanilya. Kıvamı elde ediyoruz. Alıyoruz. Şu her tarafını. Yanlarını da. Fırınımıza, önceden ısıtılmış fırınımıza ekleyebiliriz. Böyle hafif kızarana kadar pişireceğiz. Dur dur dur. İki buçuk su bardağı sütle. Üzerinde yazan tarife göre ya da pişiriyoruz. Kısık ateşte pişireceğiz. Hmm.
kaynayana kadar karıştıracağız. Bir paket sade krem şanti. Bunun içindeki paketin bir tanesini kullanıyoruz. Bir su bardağı soğuk sütle. Paketin tamamı. Önce kısa ayarda, sonra daha yüksek ayarda çırpıyoruz. Şunu 2 dakika çırptık ve bu kıvama geldi. Böyle. Sürülebilmesi kolay olsun diye biraz cıvık kıvam şöyle çok hafif. Aynen. Göz göz oldu. Artık altını kapatabiliriz. Soğumuş olan çikolata sosumuzu. Kutudan ikiye kestiğimiz İspanya'nın sürüyoruz. Tarafını eşit bir şekilde. Şekerlerin kabuklarını soyuyorum öncelikle. Pastamızda kullanmak için. Yedeklerini çıkarıyoruz. Böyle hafifçe çikolata sosunun içine girmesi için bastırıyoruz. Bizle. Üzerine koyuyoruz. Şimdi şanlı süreceğiz. Çabuk sürülebilmesi için çabuk bir kıvam yapmıştık. Kenarlarına da süreceğiz şöyle. Yani küçük biraz ileride çözülüyoruz. Şu an diğer tarafıyla şekil çiziyorum. Kalan çikolatalı sosumuzla araları şekil yapıyoruz. Sıkma sonrasında doldurup. Soğuması için buzdolabına götürüyoruz. Sonra dilimle